Kral uyanıyor. Bölgesi Afrika'nın en olağanüstü bataklıklarından birinin kıyısında. Sorumluluklarını iyi biliyor. Zenginlikleri biliyor. Tehditleri çok iyi biliyor. Davetsiz misafirler, genç rakipler. Bugün cennette sorunlar. Yüzündeki kesikler ve yaralar geçmiş savaşlarının yadigarları. Herkes bunun farkında. Mesaj net. Bu onların rüyası değil, ona ait. Ama nehir sadece ona ait değil. Herkes Rüyalar Nehri Okavango'da hak iddia ediyor. Okavango. Okavango'nun ikinci kısmı, Güney Afrika'daki Botswana'da bir deltaya, ara bölgeye açılıyor. Sonrasında da Kalahari Çölü'ne dökülüyor. Deltanın burada radikal bir değişim göstermesinin sırrı, eşsiz adalarının merkezinde yatıyor. Aşağıda çalışan güçler var. Yeraltı kaleleri inşa ediyorlar. Yükselen su tabakasına karşı setler kuruyorlar. Salya ve katı kaliş birleşimi kullanıyorlar. Bir tanesi buradaki her şeyi etkiliyor. Erkek aslan yalnız değil. Günlük çağrıları onu ve kardeşini birbirlerine bağlıyor. Çevrelerinde bir hayat patlaması yaşanıyor. T
Termitler çiftleşme dansına başlıyor. Yenmeden önce saniyeler içinde bir eş bulmak için yer altındaki evlerinden uçarak çıkıyorlar. Milyonlarcası başaramıyor. Ama milyonlarcası da başarıyor. Çiftleşme dansı havayı dolduruyor ve doğadaki en sihirli ilişkilerden biri başlıyor. Okavango'nun bütün hikayesine yön veren bir ilişki bu. Devlerin ayaklarına iniyorlar. Ruh eşlerini buluyorlar ve yumuşak Kalahari kumlarına gömülüyorlar. Sonra yeni bir inşaat döngüsü başlıyor. Yüksek kaleler fillerin boyunu bile aşıyor. Ağaçlar kendini bağlıyor ve her hayat türü için platform oluşturuyor. Bu düz arazide bütün yükseltiler taşkın sularının bu adaların çevresine yayılmasını sağlıyor. Böylece Botswana'da 15 bin kilometre kareyi aşan bir delta oluşuyor. Okavango'daki her adanın temelinde bir termit kolonisi var. Suyun bol olduğu bir yerde yükseltiler değerlidir ve neredeyse her şey tarafından kullanılır. Yavrular varken aslanların alışılmadık ve bazen de gergin ilişkileri oluyor. Ters yüz olmuş bu dünyada aylarca süren yağmurdan sonra kurak mevsimle birlikte su seviyesi yükselmeye başlıyor. Kıtanın diğer yarısındaki yağmur suyu nihayet deltaya ulaşıyor. Bu su dünyasına adapte olabilenler avantaj sahibi oluyor. Özellikle de doğru adayı buldukları zaman. İki sırtlan kız kardeş terk edilmiş yer domuzu deliğini bir yuvaya çeviriyor. Sırtlan ailelerinin ilişkileri biraz ilginç olabilir ama deltadaki en ilgili annelerden bazıları onlar. Tatlılıkları sadece çok genç oldukları zamanlar. Ve büyüyünce de hemen geçiyor. Daha büyük yavrular şimdiden kemik parçalama alışkanlığı edindi bile. En gençleri termit yuvasının merkezine sadece kendilerinin girebileceği gizli odalar kazıyor. Bugün başka biri deliklerini gözetliyor. Öylece boş odaya geçiyor. Yavruları rahatsız ediyor.
Sırtlanlar bir düğmeli domuzu kolaylıkla parçalayabilir. Ama şimdilik bir sebepten dolayı onu hoş karşılıyorlar. Sonunda bir çözüm üretiliyor. Sırtlanlar gün içinde yuvada kalıyor. Gece avlanmaya çıktıklarındaysa düğmeli domuzlar. Alacakaranlık vaktinde iki aile de evde oluyor. Ölümcül dişleri olacak olan bir aile saadeti. İki aile de garip komşuları için gözcülük yapıyor. Erkek aslan bölgesinde devriye geziyor ama sonra sırtlanları taciz etmeye başlıyor. Gizlenmiş domuzların kokusu dikkatini çekiyor. Aynı yuvayı paylaşan iki ailenin bu beklenmedik birlikteliği bugün işe yaradı. Fazladan gözler ve kulaklar erken uyarı mekanizması görevi gördü. Nihayet iki kardeş birbirini bulabildi. Bağları, ikisi, bölgeleri ve sürüleri için çok önemli. Ergenlerin fazladan enerjisi var. Erkekler onları yakından izliyorlar. Genç aslanların ufak yelelerinin ilk belirtisi babalarının ilgisini çekiyor. Bir yıl içinde büyük erkekler onları göndermek zorunda kalacak. Bataklıkta hangi boyutta olursa olsun aslanlar herkesi paniğe sürüklüyor. Suyun dışında yakalanan herkes gençler için uygun bir av. Kedinin çok büyük bir fareyle oynadığı gibi oynuyorlar onunla. Bazıları için su güvenli. Diğerleri içinse sular yükselirken termit adaları güven veriyor.
yavru domuzlar yer altından çıkarken sırtlan ailesine teşekkür etmeli. Ama dünyaya açılma vakti de geldi işte. Delta'daki düğmeli domuzlar birkaç hafta içinde sayılarını iki katından fazlasına çıkaracak. Bunun sebebi Termit Adaları'ndaki güvenli bölgeler. Büyük adalardan birinden yukarıdan izleniyorlar. Leopar seçim yapamadığı için iki domuz yavrusu yakalıyor. Ama istenmeyen bir ilgi çekmeden ikisini de ağaca taşıması mümkün değil. Sırtlanlar artık domuz yavrularının kokusuyla başka bir sebepten dolayı ilgileniyor. Bölgenin sahibi erkek aslanlar Leopar'ın adasına doğru birlikte devriye geziyor. Leopar şans eseri güvende. Domuz yavruları kaçıyor. Tam da ölümün pençesine doğru. Kıvrak ve ufak bir hayvan ama çok ciddi tepkili. En büyük Afrika kedilerinin bu kadar ufak bir şeyle yüzleşiyor olması da kafa karıştırıcı. Bu düzlükler cüretkarlığı ve cesareti ödüllendirse de bugün bunun ihtimali oldukça düşük. Ve iki kardeşi de beslemeye yetmeyecek. Taşkın döneminin ortasında Okavango'nun %80'inden fazlası sular altında kalıyor. Suyun büyük kısmı sığ ve cam gibi. Taşkın, yerel yağmurların çok sonrasında geldiği için binlerce hayvana tam zamanında yeni su gelmiş oluyor. Thank you.
Burası onlar için bir cennet. Ve fillerin keyfi çığlıklarından belli oluyor. Onlar gerçekten Okavango'nun mimarları. Filler nereye giderse taşkın arkalarından geliyor. Unutulmuş adalara yeni su hatları ulaşıyor. Filleri deltanın bu kısmına çeken şey şimdi önlerinde bu adalarda. Hurmalara yetişemiyorlar. Ağaçları yok etmek de istemiyorlar. Bu yüzden meyveyi nazikçe haset ediyorlar. Kaya kadar sert yemiş yağmuru bu çabaların karşılığını vermiş gibi. Klasik bir palmiye, yemiş ya da filin hangisinin daha önce geldiği senaryosu. Palmiyeler sadece doğru sıcaklıkta yumuşayınca filizlenebilir. Tam olarak bir filin bağırsağının sıcaklığında. Bu devasa palmiye adaları deltada oldukça yaygındır. Varoluşlarının tek sebebi de seyahat eden bu uzun fil kervanları. Adalar da Okavango'da termit yuvalarının üstüne inşa edilmiş durumda. Eğer kaynağı konusunda çok titiz değilseniz, fil pisliğindeki yumuşak yemişler çok zengin olur. Vervet maymunları da ellerinin yapış yapış olmasını aldırmazlar. Taşkın birkaç ay sonra geldiği kadar hızlı bir biçimde çekilmeye başlıyor. Bu değişimin İlk işaretleri. Böylece çok besleyici yumuşak yeşil çayırlar açığa çıkıyor. Aramaya değer bir yiyecek. Maalesef başkaları da aynı fikirde. Bu üç taraflı bir savaş. Biri ufak bir termit yuvasına çekiliyor ve iki avantaj elde ediyor. Yüksek nokta ve korunaklı arka kısım. Kavganın yer ve yiyecek iddiası için önemli, aynı zamanda tehlikeli olduğu bir tür için zafere giden bir yöntem. Hipopotamlar deltadaki su yollarına egemen. Bu da diğer hayvanlar için tehlike anlamına geliyor. Bu taşkın sularında ender görülen bir antilop hareket halinde. O kadar ender ki türünün tek örneği. Dünyada onun gibi başka bir tane daha yok. İlk bakışta sıradan bir kırmızı leçve gibi duruyor. Şaşırtıcı değil. Annesi de leçveydi. Ama babası su antilopuydu. İki tarafı da onurlandırmak için ona su leçvesi diyoruz. Bugün su leçvesi büyük bir sorun yaşıyor ve sürü de bunu biliyor.
Su leşvesi normal leşvelerden daha büyüktür. Bu onların kafasını karıştırabilir ama renkli köpekler genelde karşıdakinin boyutundan korkmaz. Tamamen yalnız değil. Bugün bir su antilopu buldu. İlginç ve farklı genetikleri şu an için önemsiz sayılabilir. Gerçek tehlike kaçmak için sığındıkları suda olabilir. Hipopotamlar birbirlerine de saldırırlar. Yani yabancılar kesinlikle bu havuzda hoş karşılanmaz. Sudan şimdi çıkmazlarsa başları belaya girecek. Çıkmayı denediklerinde de girecek tabii. Kardeşlerinden daha büyük ve cesur bir biçimde doğması karşılığını veriyor. Bugün iki antilop ara bölgede. Nehir kıyısı ve derin sular arasında bir yerde güvene kavuşuyorlar. Av köpekleri bile hipopotamları rahatsız etme riskini almıyor. Soyu tehlikede olan bir avcı ve aslında var olmayan bir antilop arasındaki mücadele bu. Bu hayvanların iç içe yaşamları, Okavango'nun karmaşık ağını oluşturuyor. Bir yere dokunduğunuzda başka bir yer titriyor. Birinin cenneti, diğerinin arafı oluyor. Kaybedenlerin ve kazananların dünyasında bazen dezavantajları olmayan basit ilişkiler vardır. Karabalıkçılar özel bir tekniğe sahiptir. Su üstündeki parlamayı engellerler ve şemsiyeyi andıran kanatlarının altında balık yakalarlar. Ufak balıklar yem bulmaya geldi. Karabalıkçılar parlak sarı ayaklarını yem olarak kullanıyor. O kadar iyi bir taktik ki bayağı aynak bile utanmadan kanatlarının altında avlanıyor. Ama bir sorun var. Başınızı kanatlarınızın altına alırsanız başka bir şeyler size gizlice yaklaşabilir. Aslan sürüsü ava çıktı. Genç aslanlar hareket eden her şeye ilgi gösteriyor. Özellikle de yavaş hareket edenlere. Bu aslanlar suya adapte olmuş durumda. Sürekli bir termit adasından diğerine bu derin sulardan geçiyorlar. Bu da onların fit, güçlü ve Afrika'daki en büyük aslanlardan bazıları olmalarını sağlıyor. Soğuk su gündüz sıcağında dahi deltada gezinmelerini sağlıyor. Sivrisinek dolu bu bataklıklarda en çok tercih ettikleri bir av türü var.
en sevdikleri ama kolay olmayan bir av. Buffalo. Sudaki otlarda olmak kafa karıştırabiliyor. Bu yüzden bu Okavango aslanları her avantajı değerlendiriyor. Yükseklik büyük avantaj sağlıyor. Dünyada aslanların ağaçlara tırmandığı ender yerlerden biri. Soğuk esintilere ulaşmak için de tırmanıyorlar. Ama bu ağır aslanların dengede durması lazım. Tırmananlar sadece dişi aslanlar değil. Buffalolar bu yöne geliyor. Şimdi pozisyon almak için tek yapması gereken şey hızla ve zarifçe inmek. Buffalolara saldırmak için doğru zaman, derin sudan geçerken strese girdikleri zamandır. Ama bugün sürü bekliyor. Buffalolar Termit Adası'na girerken pusu kuruyor. Erkek aslan katılmaya hevesli. Sürü, kayıp bir yavruya pusu kurmak için mükemmel yerdi. İşin sırrı buffaloları ürkütmemekti. Büyük erkek buffalo bir terslik olduğunu seziyor. Erkek aslanın sabit ve sessiz kalması şu an çok önemli. Ama erkek aslanın ağırlık çeviklik oranı tutarlı değil. Bunlar Afrika mandaları. Aslanları öldürürler. Ve bugün yaklaşık 1000 taneler. Birdenbire aralarına genç bir erkek fil giriyor. Filler kesinlikle bu adalardaki egemen tür. Aslanlar başarılı bir biçimde sıvıştı. Fil, buffalo sürüsünün gücüne karşı tek başına kalıyor. Bu savaşçı fili büyük bir zorluk bekliyor. Bazı genç aslanların da kendi sorunları var.
Bufalolar tarafından ağaca tırmanmaya zorlandılar ve kaçacakları hiçbir yer yok. En yüksek oldukları nokta bufaloların boynuz yüksekliğinin biraz üstünde. Aslanlar bugün değerli bir ders aldı. Bufaloların Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından olduğu tekrar kanıtlanmış oldu. Aslan sürüsü hezimete uğradı. Bufalolara daha geniş bir alan vermek için geri çekiliyorlar. Akşam hava serinlerken bir yıldır su altında bekleyen ufak böcekler yumurtadan çıkmaya başlıyor. Mayıs sinekleri havayı dolduruyor. Ufak arı kuşları çılgınca saldırıyor. Bu böcekler son yemekleriymiş gibi davranıyorlar. Ama burada böcekten bol bir şey yok. Okavango duruma adapte olanları ödüllendirmeye devam ediyor. Burada adapte olabilirseniz başarılı olursunuz. Babunlar geceleri ağaçlarda uyuyarak geçirir. Aşağı inmek hassas bir süreç. Bu düz palmiyeler tünemeleri için en güvenli yerlere geçiş sağlıyor. Başka hiçbir şey bu dik ağaçlara tırmanamaz. Bufalo sürüsü de uyandı ve akıntı yönünde hareket ediyor. Bu belki deliliğin tanımı olsa da aslan sürüsü tekrar toplanmaya ve aynı taktiği tekrar kullanmaya karar veriyor. Bugün farklı bir şey yapmaları lazım, yoksa yine ağaçlarda mahsur kalacaklar. Bir kahraman gerekiyor. Dünkü performanstan sonra beklenmedik bir kahraman. Erkek aslanlar avlanmak için mükemmel bir tasarıma sahip değildir. Yelileri gösteriş ve kavga amaçlı vardır. Aslan sürüsü koordine değil, ama bufalolar birlikte. Bufalo sürüsü sazlıklara doğru giriş yaparken ikinci erkek aslan abinin yanında harekete geçiyor.
Aslan sürülerinde genelde birden fazla erkek aslan olmasının sebebi de budur işte. Sürünün kalanının öldüremeyeceği güçlü bir avı indirmek için. Ziyafetleri kısa sürüyor. Filler ölümün ve kaosun sesini duydu ve hoşlarına gitmedi. Aslanların varlığı, kan kokusu ve sakin hayatlarının bozulmuş olması, barış içinde yaşayan ve bunu korumaya çalışan bu hayvanları rahatsız ediyor. Aslanlar bufalo değil de sanki kendilerinden birini öldürmüş gibi sinirle hareket ediyorlar. Aralarından biri için bu doğru olabilir. Dişsiz dişi geçmişte kendi yavrusunu ya da aile üyesini kaybetmişçesine tepki gösteriyor. Filler acıyı ve kaybı uzun süre hisseder. Ama aslanlar uzun çayırların içine kaçarak dişi fili daha da sinirlendiriyor. Sonra hiçbir neden yokken dişi fil ve sürüsü birdenbire sakinleşiyor ve aslan sürüsüne beslenmeleri için izin veriyorlar. Affedilmiş olabilirler ama unutulmadılar. Birçok çehresi olan bu nehri tanımlayan gizemlerden biri. Bu ilginç ama büyülü taşkın iç bölgelere ilerliyor. Termit kalelerinin çevresinden geçiyor, fil yollarını takip ediyor ve milyonlarca hayvanı etkiliyor. Sonra bir hiçliğin içinde kayboluyor. Dünyadaki büyük hayvanların en büyük topluluklarından bazıları burada yaşıyor. Nehrin sonraki kısmı bambaşka bir yer. Delta'da az gördüğümüz sürüler en uygun zamanda ayrılmaya başlıyor. Bizi suyun uzak noktalarına götürüyorlar. Kralların diyarından uzağa. Bu ilginç rüyalar nehrinin uç kollarına.